Merhabalar. Bugün siyaset ve muhalefet konusundan bahsetmek istiyorum. Malum Türkiye'nin şu anda aslında bütün gündem maddeleri yanında kilitlendiği ana konu iktidarın seçimlerde gönderilip yerine başka bir iktidar alternatifinin gelip gelmeyeceği. Bütün tartışmalar, ekonomi tartışmalarından uluslararası politika tartışmalarına kadar altta yatan ana soru bu. Siyasi iktidarın değişmesi beklentisi özellikle muhalefette son derece kuvvetli, son derece önemli ve bir eşik tanımlıyorum. Bu bir umut eşiği, aynı zamanda bir zıplama eşiği. Tabii şimdi sorumuz şu, bu mümkün olacak mı? Seçimlerde muhalif cephe, siyasi iktidar cephesini, Cumhur İttifakı'nı yenebilecek mi? Bu konuda birçok tahmin var. Tabii pek çok kamuoyu araştırması yapılıyor. Bu kamuoyu araştırmaları hemen her hafta değişik şirketler tarafından yayınlanıyor. Güvenilir şirketlere baktığımız zaman onların bir ortak vurgusu var tabii. Onun altını herkes çiziyor ve herkes bunu görüyor. Bu da siyasi iktidarın erozyona uğradığı, oy kaybettiği, buna karşılık muhalif cephenin, partilerinin toplam oyunun, muhtemel tabii toplam oyunun her geçen gün birazcık daha arttı. Bu tablo tabii kamuoyu araştırmalarına bakarak ve dayanarak ya da kendi temennilerimizden, kendi sokak gözlemlerimizden yola çıkarak çeşitli yorumlar yapabiliriz. Ve bu yorumlar muhalif cephede genel olarak tabii iktidarın çok da büyük sorun olmadan seçimlerde sandıkta gideceği yönünde. Şimdi tabii bunun iki tabii farklı okuma biçimi var. Onun altını çizmek lazım. Verilerin, iktidarın yaşadığı erozyonun, muhalefet kanadındaki büyümenin iki farklı algılanma biçimi var. Bunlardan bir tanesi şu. İktidar kötü, iktidar politikaları gitgide fark edilen bir seviyesizlikte ve sorun üretme noktasında, bu özellikle ekonomi açısından böyle, değil mi? Adalet yargı mekanizması açısından yapılan araştırmalar hemen her kesimde büyük bir memnuniyetsizliğin altını çiziyor. Bu söylem bakımından da, yani daha otoriter, daha ataerkil söylem bakımından da partizan bir kitle dışarısında çok sıcak karşılanmıyor bu politik gidiş. Dolayısıyla bu kötü politik gidiş muhalefetin seçimleri kazanması ya da muhalefetin iktidara gelebilmesi, kendi arasında bir çok büyük bir pazarlığa, çok büyük bir siyaset yapımına ihtiyaç duymadan mümkündür şeklinde bir görüş var. Yani bir daha ben pozitivist diyorum tabii bu görüşe, pozitivistten kasıt nedensel bir görüş. Yani bir şey kötüyse kefenin diğer tarafı ağırlaşmaya başlar. İktidar kötüyse seçmenler oylarını o kötü olana vermezler ve muhalefete verirler. İktidarın kötü seyri seçimleri kaybetmesi için yeterlidir. Pek çok ülkece geçerli olabilecek bu formülün Türkiye'de her zaman geçerli olamayacağını ya da olmadığını, olmayabileceğini çeşitli deneyimlerimizle biliyoruz. Dolayısıyla bir görüş, dediğim gibi muhalefetin hiçbir şey yapmadan ya da muhalefetin sadece eleştirel bir siyaset yaparak, yani mevcut siyasi iktidarı eleştirerek ki söylemsel bir seviyede kendi politikalarını tutmasını yeterli görüyorlar. Bu yeterli gören görüş muhalefetin durumunu ve iktidar karşısında tutumunu aslında muhalefetten yola çıkan bir görüş değil. Bu siyasi iktidardan yola çıkan bir görüş. Siyasi iktidarın yetersizliği muhalefetin doğal olarak yeterliliği formülüne dönüyor bunda. Ve siyasi partiler açısından da
bir araya gelme, belli konularda siyaset üretme, örneğin Kürt meselesinde seçmen devşirme, yani HDP seçmeni peşinde koşma dışında Kürt meselesinin nasıl çözüleceği hakkında bir gelecek tanımladı. Ama ya da kurumsallaşma açısından büyük kriz yaşayan devletin nasıl restore edileceğini söyleme. Ya da bugünkü ittifaklara baktığımız zaman iktidarda devletin de o ittifakların içerisinde olduğuna dikkat ettiğimiz zaman bu yapıyla ilgili fikir beyan etme gibi bazı siyasi yönleri çok fazla sorgulanmıyor ve çok fazla önemsemiyorum bakış açısından. İkinci görüş ki ben bu ikinci görüşün savunucularından biriyim. Oyların muhalefeti iktidara getirmesi ve bu iktidarın gerçekten mevcut siyasi iktidara alternatif olması için siyaset elzemdir fikrine dayanıyor. Yani başka bir deyişle eleştirel siyaset yetersizdir. İktidarın zaafından kaynaklanan muhalefet güçlenmesi ki bu nispi ve bir görüntüsel bir güçlenme de olabilir. Yetersizdir. Eleştirel siyasetin yanında mutlaka kurucu siyaset lazımdır. Tayyip Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi sandıkta yerebilmek için diye vurgu yapan bir görüş var. Bu tabii çoğunluk görüş değil, daha azınlık bir kesim tarafından savunuluyor. Fakat siyaset vurgusu bakımından bence tabii ben de içinde olduğum için bunu söylüyorum diye düşünebilirsiniz. Önemli bir görüş. Çünkü bugüne kadar Türkiye'ye baktığımız zaman iktidarlar hiçbir zaman vaat olmadan, hülya olmadan, gelecek tarifi olmadan, değişim umudu olmadan bir çırpıda değişmediler. Değişen iktidarlar ise genel olarak bizde işte 28 Şubat sonrasında olduğu gibi bir takım garip koalisyonlar üretti. Kişiliksiz, siyasetsiz koalisyonlarda başka tür sorunlara yol açtılar. Örneğin Ecevit hükümeti bunlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla değişim fikriyle siyaset fikri arasındaki ilişki pek çok bakımdan önemli görünüyor. Şimdi bu iki görüşün tabii farklı vurguları var. Şuna hiç şüphe yok. Eleştirel bakış önemli. Yani muhalefetin bu kadar kötü seyreden bir iktidar performansı karşısında kuvvetli bir eleştiri yapması, simgesel davranması onun potansiyelini artırıyor. Buna hiç şüphe yok. Ancak yeterli bir sorusunu bazı rakamlardan hareketle sorabiliriz. Mesela şu önemli bir veri. Anketlerde hala AK Parti birinci parti. Yani %30 ile %35 arasında değişen bir oy oranından bahsediyoruz. Bu oy oranı hala toplam seçmenin üçte birini ifade ediyor. Sadece üçte birini ifade etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi karşısında da yani ikinci partiye oranla da en aşağı %8'lik, %9'luk bir farkı ifade ediyor. Bunun bir anlamı olmalı. Bu kadar kötü seyreden bir siyasi iktidarda çözülmenin doğal olarak daha fazla olmasını beklersiniz. Ama gelin görün ki bu böyle olmuyor. Kaldı ki bizde seçimler özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldukça psikolojik faktörlerin ve bizim siyasi kültürümüzün bazı hassasiyetlerin devrede olduğu seçimler olacak. Çünkü kişiselleşmiş seçimler bunlar. Kişiler yarışacaklar. Muhalefet ve iktidar yarışı kadar iki kişinin yarışını izleyeceğiz. İlk turda da olsa bu, ikinci turda da olsa çok fark etmez. Aynı tablo karşımıza çıkacak ve burada tabii psikolojik algı, siyasi kültürün liderlere verdiği anlam şu anda karşımıza çıkan rakamlardan çok daha farklı bir resim karşımıza çıkarabilir. Yani çok güçlü alfa karakter olan bir Erdoğan'ın karşısına daha beta tip bir siyasi aktör çıkarsa buradaki dengeler farklı karşımıza çıkabilir. Bundan da çok şaşırmamak gerekir. Dolayısıyla seçim anına doğru gidiş de şu anda Erdoğan'ın eli daha güçlü gözüküyor. Uyguladığı milliyetçi, işte bağımsızlığı, ülkenin tarafsızlığını, geleceğini
savunan milliyetçi tahkimat politikaları nedeniyle. İkinci bir veri de şu, tabii kararsız seçmen oranı anketlerde çok yüksek gözüküyor fakat anket şirketleri bu rakamları dağıtıyorlar. Neye göre dağıtıyorlar? O ankette siyasi partilerin aldığı potansiyel oy oranına göre, eğer AK Parti %30'sa kararsız seçmenin %30'u AK Parti'ye, diğeri %15 almışsa kararsız seçmenin %15'i de o diğer partiye giderek dağıtılıyor. Fakat bu çok gerçekçi değil, fazla eşitlikçi ve çok dolaylı bir yöntem. Çünkü kararsızlara yakından bakan gibi araştırmalar bize şunu söylüyorlar. Kararsızların çoğu iktidar partisilerine oy vermiş kişilerden oluşuyor. Üçte ikisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'ye oy vermiş kişiler değil. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'ne, özellikle AK Parti'ye oy vermiş seçmenler. Bu aynı zamanda şu şekilde de okunabilir. Bu seçmenler çizginin öbür tarafına geçmiş değiller. Bu seçmenler kararsız alana kayarak iktidar cephesini dolayısıyla bu anlamda zayıflatarak muhalefeti güçlendirmiş değiller. Çok dolaylı bir güçlendirme bu. Eşik henüz aşılmış değil. Kararsızlık AK Parti'ye oy verip vermeme kararsızlığı çerçevesinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu da dikkate almak lazım. Bu dikkate alındığı zaman bugün karşımıza çıkan rakamlar birazcık daha törpülenmesi gereken rakamlar. Tabii 7 milyon genç seçmen devreye girecek. Yine çeşitli anketler bize buradaki ağırlığın hala iktidar partisi ne yönelik olduğunu söylüyor. Yani Z kuşağının böyle potansiyel siyaset dışı karşıtı ya da ataerkillik karşıtı davranış kodu beklentisiyle bu ülkede Tayyip Erdoğan ikliminde büyümüş, onun kucağına doğmuş çocuklardan oluşan Z kuşağının siyasi eğilimleri, siyasi sosyalleşmeleri arasında bir farkın olduğunu, bir paradoksun olduğunu da söylemek lazım. Bütün bunlar bize gösteriyor ki dengeler çok baş başa ve kafa kafaya. Muhalefetin işte bu kararsızları ikna etmesi için ve bir dalga yaratması için siyasete açıkça kuvvetle ihtiyacı var. Muhalif alana baktığımız zaman partiler yelpazesinde üçlü bir skala çıkıyor karşımıza. İyi Parti bir ucu temsil ediyor. İyi Parti tümüyle siyasetsiz bir parti. İyi Parti'nin siyasetle ilgili hemen hiçbir önerisi yok. İyi Parti'nin gücü Akşener'in eleştirel dili iyi kullanmasından, iktidarı hırpalamasından, siyasi merkezde durup ben merkezin dışında kimseyi tedirgin edecek bir istikamete yöne gitmeyeceğim, size sürpriz yapmayacağım diyen garantili, riski düşük bir siyasi pozisyon olmasından, bu anlamda merkezci ve merkeziyetçi olmasından, en nihayet Kürt meselesinden tutun devlet meselesine kadar pek çok konuda siyasete mesafeli olmasından kaynaklanıyor. Dikkat edecek olursanız Akşener'in akıllıda kalan iki vurgusu vardı. Biri HDP ile katiyen masaya oturmamak, negasyonla başlar. İkincisi de göçmenler meselesinde karşı hassasiyeti kuvvetli bir şekilde temsil etmek ki bu da negasyonla başlar. Dolayısıyla İyi Parti'nin bir uçta vurguladığı şey siyasete karşı bir mesafe alarak bir muhalif güçlenme. Bu aynı zamanda bütün dün yaşananları, yani son 20 yılın bütün analizlerini, bütün pozisyonlarını dışlayan, onları sıfırlayan bir, nasıl söyleyeyim, tabula rasa tarzı bir bakış, bir miladi bakış, sıfırlayan bir bakış. Burada yeni modernizmin, bir tür gizli kemalizmin dalgalarını da görmek pekala mümkün. Diğer uçta tabii Gelecek Partisi ve DEVA var. Bunlar oldukça güçlü bir şekilde siyasi vurgular ve siyaset üretme çabasındalar. Fakat bu küçük partilerin rüştünü henüz ispat etmemeleri bazı ilişki sorunlarına yol açıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise malum çok arada duran bir siyasi parti. Aslında İyi Parti'den çok uzak değil siyasete bakışı itibariyle ama siyasi iklim tanımı itibariyle biraz daha farklı. Daha çatışma karşıtı, dünün sıfırlanmasından çok
Ya öyle bir boyutu da var, fikri olarak, siyasi olarak. Dünün negatif yönlerinin törpülenmesi, örneğin çatışmacı kültürün devre dışı bırakılması, merkezde bir toplumsal buluşma diyelim. Farklı eğilimlerin buluşması tarzı bir melodiye sahip. Bunu da son dönemlerde HDP ile HDP'ye yönelik çıkışlarıyla, en son zannediyorum bugün Kavala ve Demirtaş'la ilgili açıklaması var, Kılıçdaroğlu'nun önemli bir açıklama. Tezkereye hayır demeleri bu anlamda önemliydi, Kürt meselesiyle ilgili olarak. Tabii HDP'yi çözüm merkezi olarak ilan etmeleri de önemliydi. Dolayısıyla biraz daha siyasete değmeye çalışan ama şu ana kadar simgesel kalan bir konumu bulunuyordu. Bu yeterli bir muhalefet tabii görüntüsü değil ve siyasetsizliğin kol gezdiği bir muhalefet görüntüsü. Şunun da altını çizerek bitireyim. Şimdi biz popülizmden bu ülkede çok şikayet ediyoruz. Haklı olarak popülizmin birçok özelliği var. Bunlardan bir tanesi tabii iktidarın kişiselleşmesi. Bu kişiselleşme Tayyip Erdoğan'la ne kadar önümüze çıkıyorsa ve onun kurduğu rejimle açıkçası bu tür bir eksik siyaset üstüne kurulu muhalefette de o denli ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Siyasi önerileri ikame eden kişiler ön plana çıkmaya başlıyor. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu ya da bir başkası mı aday olsun diye bir şahıs üstünden, o şahısın siyasi performansının bilinmediği, bilinmeyeceği, sadece bir gelin bana doğru, ben doğruyu temsil ediyorum diyen bir tarz üstünden siyaset yapmasına dayalı. Yani bu böyle bir tablo. Muhalefet seçim kazansa bile karşımıza iki tür popülizm yarışması çıkarır ki bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin en önemli meselesi muhalefet ve siyaset ilişkisi meselesidir. Bunun altını çizmek için bu sözleri söylemek istedim. Önümüzdeki hafta başka bir konuda yine buluşmak üzere.